Alexander Nixa Kilisesi Hrut tarafından yapılıyor. Bulgaristan'a hediye olarak 1700 yıllarda sarı olan kısımlar sonradan yapılıyor. Altın olduğu söyleniyor. Sofya'nın o meydanından bunu göstererek turuma başlıyorum. Şimdi kiliseye girelim. Genellikle kiliselerde fotoğraf veya video çekilmesine izin vermiyorlar ama şansımı deneyeceğim bir. Bulgaristan'da öyle bir sıkıntı var. Bir takım objeler var. Satılan ticaret olarak da hizmet görüyor. Şapkamı çıkartayım saygı olarak. İsim vermiyorlar. Burası da Cumhuriyet Anıtı. Orada bir ateş yanıyor binanın önünde. O da özgürlük ateşi yaşıyor. Yaklaşıyorum. Bir çiçek. Sofya'nın meydanında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bazı yerlerde yine sanki Avusturya, Macaristan mimarisini imparatorlukları zamanında aynen burada da görüyoruz. 4500 civarında Bulgaristan'ın nüfusu var. 1 milyon 200 civarında da Sofya'nın nüfusu var. Bu nüfusta Çingenelerin sayısı da oldukça fazla. Zamanında gezici bir kavim olarak Çingeneler gelmiş. Burada Çingene görmek oldukça bu. Bu da Gazi Osman Paşa. Cimiş. Bu meydan tamamen tarihi anıtları temsil ediyor, tarihi olayları. Gerçekten bol miktarda tarih var. Bulgaristan'ın Ordea olarak, yani Sofya'nın Ordea olarak böyle yapılan bina. Genellikle yerlerde kilitli taşlar kullanmış. Anıt kaldırımlarından biraz daha büyük taşlarda yollarını yapmışlar. İleride de vatandaşlığa girişli müracaat edilen Sofya binası var. İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. Diğer bir meydana doğru yürüyoruz. Ha, beni cezbetti mi? İşin gerçeği çok da cezbetmedi Sofya. Size önemli tarihi yerleri aktarmaya çalıştım. Burası opera ve tiyatro binası. Ama aynı zamanda komple kraliyet konutu olarak da faaliyet gösteriyormuş. Bulgar Krallığı'nın konutu ve tiyatro opera salonu olarak da geçiyor. Kraliyet konutunun yandan görünüşü oldukça büyük. Ve yine bakın burada da Bulgar bayrağı dalgalanıyor. Şehir merkezi oralarda da Luna Park falan peşmergen bir şeyler var işte. Evet. Gezdiğim Avrupa'daki diğer yerleri görünce
Burası gerçekten çok da cezbetmedi. Biraz soğuk geldi bana. Bu arada Sofya'daki bu sarı taşlar sadece bu bölgede var. Çünkü burası protokol. Sarı taşlar protokolün olduğu yerlere düşünülmüş. Bu binada Sofya'da bulunan Bulgaristan Merkez Bankası. Burada yaşanır mı? Evet yaşanır. Biraz yaşayınca alışılıp da sevilir mi? Belki sevilebilir. Ama Sırbistan, Belgrad'dan sonra, Hırvatistan'dan sonra bilemiyorum. Ve o dönemden sonra birazcık sönük kaldığını söyleyebilirim. Şu an için. Bakanlık binası burası. Hemen karşısında da İçişleri binası var. Şöyle çapraz yanında durumda. Evet, burası da önceden camiymiş. Şimdi arkeoloji müzesi olarak kullanılır ve şu anda bakıyoruz taşlar beyaza döndü. Artık protokol bitti. Burası da Cumhurbaşkanlığı binası. Her yerde Cumhurbaşkanı olunca herhalde sırtın yere gelmiyor. Cumhurbaşkanı olmak demek sanıyorum ki sarayda yaşamak demek. Ve iki tane de Cumhurbaşkanlığını koruyan muhafızları var. Tabi bunların kıyafetleri ilginç. Burası da yeraltı şehri. Bulgaristan'ın temelleri şehri. Arkadaşlar, dedim ya, 4000 yıl önce uzaktan gelen düzgün bir grubun burada bulduğu şifalı suyla bu Vitoşa dağdan etiklerini bulduğu 4000 yıl önce Vitoşa dağından buraya şifalı sular gelmiş. Burada o zamanlarda yaşamışlar. Tamamen yerin altında kalmış. Ama tabii binlerce yıl geçmiş ve artık o yerin altında kalmış. Bir yer altı, yer üstü trafik akışını sağlamlaştıracak, trafik akışını rahat edecek bir çalışma yaparken bunlar meydana çıktı. İşte şimdi ben her tarafta bunları arıyor. Her tarafta da buluyor. Burası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın altına kadar gidiyormuş. Her yerde bu şehir devam ediyor. Yani Sofya 4000 yıl kadar önce kurulmuş olan antik bir devletin yaşanmışlığı üstüne kurulmuş bir şehir. Evet, pek cazibetmez demiştim ama aslında dolaştıkça da cezbetmeye başladığını söyleyebilirim. Akın akında insanlar şu anda bu yeraltı şehri gezmeye, bilgi edinmeye gelmişler. Ayrıca bu şehir rehberimizin de söylediğine göre batıdan değil, doğudan. Yani Türkiye tarafından gelip yerleşmişler buraya. Burası 3. yüzyıldan kalmış. 3. yüzyıldan kalma kiliseymiş. Zamanın Ayasofya'sı olsa gerek. Ve hemen yeraltı şehrinden çıkınca buraya giriyoruz. Ve hemen şurada da bir elinde defne dalı, bir elinde kartal. Taç giymiş bir bayan. Bulgaristan kraliçesini temsil ediyor. Gücü temsil ediyor. Ve hemen bu eski yerleşim şekillerini çekmeye devam ediyorum. Cam fanuslarla korunmuşlar. Yukarıda şehir devam ediyor. Bu beyaz taşları bu Sofya'da yer altında kazdıkları her yerde görüyorlarmış. Yani buranın kazılan her yerde rehberimizin de dediğine göre
tarih çıkıyor. Evet, biraz önce hiç beni cezbetmedi demiştim ama gerçekten dolaştıkça bir şeyler cezbetmeye başladı. Arkeoloji olan merakım biraz öne çıktı. Oraya çıkabiliyor musun? Çiçişleri Bakanlığı'nın binasının da hemen altındayız. Hepinize şöyle bir yanaşın. Burada hem Avusturya Macaristan hem de Osmanlı İmparatorluğu izlerini görmek çok mutlu. Bir tarafta cami, bir tarafta kilise. Ve yine çok savaşlar verilmiş bir şehirdeyiz. Aslında yine protokolü çok yakışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın arkası olan Banyabaşı Camisi. Ve artık Bulgaristan Sofya gezimi de burada sonlandırıyorum. Sevgilerle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burası da Sofya Adalet Sarayı. Şu durakta isterseniz. Ve burada çok fazla tramvay var. Mustaj. Pardon, trolleybüs. Çok özür dilerim. Trolleybüs. Burası da Sofya'nın en önemli caddesiymiş. Vitoşa Caddesi. Burada eğlenceler olmuş. Zaten gençlerin çok takıldığı yer. Ve karşıda bir dağ var. Aa, öyle mi? Tamam. Vitoşa Dağı'ymış orası zaten. Ve adını da bu cadde karşıdaki dağdan alıyormuş. Burada pizzalar dilim olarak satılıyormuş. Ama dilimleri de tabii ki büyük. Ve buraya gelenler de karınlarını rahatlıkla o bir dilimle bile rahatlıkla güzel doyurabiliyorlarmış. Fiyatlar da ucuzmuş. Vitoşa Caddesi'nden artık geriye dönüyoruz. Evet, ilk başta tekrar ediyorum. Ne kadar sıkıcı desem de benden Sofya son gördüklerimden sonra geçer not aldı ve gayet de modern bir şehir olduğunu bana gösterdi.